Tuna Kamhi TV izleyeceğiniz yayını sunar. Merhaba, bugün mıknatıs taşı, güncel ismiyle manyetit taşını inceleyeceğiz. Mıknatıs taşı sıcaktır. Sudan çok kumda ve belirli bir tür kumda sularda yaşayan bazı zehirli yılanların tükürüğünden doğar. Suyun yanında veya suda yaşayan, bazen tükürüğünü demirin çıkarıldığı türden bir toprağın üzerine, demir cevheri gibi belli bir yere düşüren sümüklü böcek gibi zehirli bir yılan vardır. Demir çıkarılan bu toprak tarafından beslenen başka bir zehirli yılan bunu gördüğünde o tükürüğe atılır ve zehrini üzerine fırlatır. Zehir gücü bir taş verebileceği noktaya kadar tükürüğe nüfuz eder. Bu nedenle mıknatıs taşı demir rengindedir ve doğası gereği demiri çeker. Çünkü demirin çıkarıldığı bu toprakla zenginleştirilmiş bu zehirden oluşur. Taşa banyo yaptıran su, onu sık sık nemlendirip yıkayarak bu zehri zayıflatır ve sulandırır. Mıknatıs taşı gerçekten demiri çekme özelliğine sahiptir. Hildegard'a göre faydaları şöyledir. Bir insan çıldırdığında, büyülendiğinde veya duyu yanılsamasının kurbanı olduğunda mıknatıs taşını tükürüğüyle nemlendirir ve delirenin başını bu şekilde nemlendirilmiş taşla ovalar. Taş alnının üzerindeyken şöyle der. Sen deliliğin kötülüğü, bu düşmüş meleği Tanrı'nın insan için iyiliğe dönüştürdüğü bu gece boyun eğecek misin? Bunun üzerine hasta bir kez daha duyularının efendisi olacaktır. Çünkü bu taşın ateşi bazen yararlı, bazen de yararsızdır. Gerçekten de demir mineralinden elde ettiği ateş yararlıdır. Ancak yılanın zehrinden aldığı ateş işe yararsızdır. Mıknatıs taşı insan tükürüğünün ılık ve koruyucu salya nemi tarafından uyarıldığında kutsal sözlerle insanın aklını karıştıran zehirli ruh halini evcilleştirir. Mıknatıs taşı bugün olumsuz düşünceleri ortadan kaldırmak için tavsiye edilmektedir. Davranış ve düşünce kalıplarımızı değiştirmemize yardımcı olur. Bileşimi şöyledir. Mıknatıs taşı kübik bir demir mineralidir. Demir minerallerinin basınç ve ısı ile dönüşümü ile oluşabilmektedir. Kimyasal formülü Fe3O4'tür. Modern litoterapide manyetit çakra olarak kök çakraya hitap eder. Manyetitin fiziksel eylemleri elektromanyetik kirliliğe karşı korur. Toksinlerin atılmasını sağlar. Anti-enflamatuardır. Vücudun direncini güçlendirir. İyileşmeyi kolaylaştırır. Aşırı fiziksel yorgunluk dönemlerinde hayati enerjiyi uyarır. Manyetit, psikolojik ve ruhsal eylemlerine bakıldığı zaman içsel güç getirir. Kişisel çekiciliği ve egoyu güçlendirir. Büyük psikolojik yorgunluk dönemlerinde hayati enerjiyi uyarır, ciddi travma sonrası beden ve ruh arasındaki bağı yeniden kurar.
Evet, manyetit hakkında söyleyeceklerimiz bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda praz taşını inceleyeceğiz. Hoşça kalın.